Arkadaşlar hepinize merhaba, ben Fırat. Bugün sizlerle Dark Blade nasıl 3. versiyon yapılır onu göstereceğim. Evet, şu an Dark Blade'imizi 3. versiyon yapmak için 2. denize geldik. Bakın, benim ana hesabımın Dark Blade'i beyazken yan hesabımın yeşil. İşte Dark Blade'i 3. versiyon yaptığınızdaki değişiklik bu olacak. Herhangi bir başka değişiklik yok, sadece rengi değişiyor. Şu an benimki beyaz, yan hesabımınki yeşil. Nasıl yapacağımızdan biraz bahsedelim. Dark Blade'i 3. versiyonu yapmak için Sharp, Human, Rabbit ve Angel isimli ırkları 3. versiyonuna getirmeniz gerekiyor. Cyborg veya Ghoul ırkını 3. versiyonu yapmanıza gerek yok. Dark Blade'in 3. versiyonu için saydığım ırkları 3. versiyonu yapmanız yeterlidir. Peki Dark Blade'i 3. versiyonu nasıl yapacağız? Dark Blade'i 3. versiyonu yapmak için 2 tane Fist of Darkness isimli item gerekiyor. Bu item'ı Sea Beast keserek veya sunucunuz 4 saat ve üzeri saattir aktifse sandıktan alabilirsiniz. Sandıktan alacağınız, örnek veriyorum, sunucunuz 5 saattir aktif. Siz geldiniz sandığa, böyle sandıkları topladınız ve yukarıda You have found a strange item yazacak ve envanterinize Fist of Darkness isimli item gelecek. Ben bu itemi yan hesabıma düşürdüm. Şimdi size yan hesabımdan nasıl göründüğünü göstereyim hemen. Bakın, Fist of Darkness'ın görünüşü böyle. Dediğim gibi bundan 2 tane olması gerekiyor. Yalnız bir hesapta sadece bir tane tutabiliyorsunuz bu itemden. Yani bir arkadaşınızın size yardım etmesi gerekiyor veya 2 tane hesabınız varsa tek başınıza da yapabilirsiniz. Ben şu an yan hesabıma gördüğünüz gibi aldım Fist of Darkness'ı. Sea Beast keserken çıktı. Şimdi bu hesabıma da Sea Beast keserek çıkaracağım. Peki 2 tane Fist of Darkness aldıktan sonra ne yapacağız? Biraz da ondan bahsedelim. Bakın, benim gideceğim yere gideceğiz. Dark Blade'i 3. versiyon yapmayacak olan kişi orada duracak. Yani size yardım edecek olan arkadaşınız veya siz arkadaşınıza yardım ediyorsanız siz duracaksınız. Şurada bir tane arena var. Denizin ortasında. İsmi de Dark Arena. Elinizde Fist of Darkness'ı tutarken buraya yaklaşacaksınız ve Darkbeard isimli boss'u spamlamış olacaksınız. Bu boss spamlıyken graveyard'a gidip portal açacaksınız. Şimdi size onun nerede olduğunu göstereceğim. Yanlış geldik ama pek de sıkıntı değil. Bakın, buradan geliyorsunuz. Şu an kafenin oradayız. Eğer bilmeyen varsa bakın, kafe burada. Buradan geliyorsunuz böyle. Ve bakın, şurada bir tane sütunların olduğu bir ada var. Şöyle şu ada 4-5 tane sütun var büyük şekilde. Bu odaya geliyoruz. Adanın ismi de Graveyard. Bakın, adaya geldiğinizde burada bir tane portalımız var ve burada da bir tane butonumuz var. Dark Blade'i 3. versiyon yapacak kişi bu portala gelecek ve butona tıklayacak. Dediğim gibi Human, Sharp, Angel ve Rabbit ırklarınızın 3. versiyon olması gerekiyor bunu yapmak için. Şimdi ben Sea Beast keseceğim. Sea Beast kesmek için de denizde rastgele gezmenize gerek yok. Eğer buraya gelirseniz, bakın ben şu an 2. denizin başlangıç adasındayım ve botumu çıkardım. Botuma bindim ve ileri gidiyorum. Buradan uzaklaşın. Sea Beast otomatik olarak doğacak orada. Tabi şansa bağlı doğma ihtimali var. AFK bırakabilirsiniz ama AFK bırakmanızı önermem. Hani arkada bir şey izleyin ama kulağınız burada olsun. Çünkü gemiler de spamlanabiliyor ve sizin geminizi kırarlarsa eğer Sea Beast spamlanmayacaktır. Zaten siz de ölürsünüz yüksek ihtimalle geminiz patlayınca. Bakın, burada bekleyeceksiniz ve Sea Beast doğacak. Sea Beast'i kestikçe Fist of Darkness düşme ihtimali var. Düşme ihtimali ise %5. %5 ihtimalle Fist of Darkness düşüyor. Ben şu an yan hesabımı aldığım için onu kafede bekletiyorum. Bu hesabıma da Fist of Darkness düşünce size Dark Blade'in nasıl 3. versiyon yapacağınızı göstereceğim. Evet, 2 tane Fist of Darkness buldum. Gördüğünüz gibi biri ana karakterimde, biri ise yan karakterimde. Şimdi ben ana karakterimle burada Darkbeard'ı canlandıracağım ama ondan önce yan karakterimi Graveyard'a götürüyorum. Bakın, yan karakterim burada duracak ve buradaki butona basacak. Envanterinde Fist of Darkness varken ben de gidip Darkbeard'ı canlandıracağım. Hatta şimdi ben Darkbeard'ı canlandırmaya gideyim ve canlandırayım. Ardından yan hesabıma geçip Dark Blade'imizi 3. versiyon yapalım. Dark Arena'ya geldim. Elimde Fist of Darkness. Fist of Darkness'la buraya yaklaşıyorum ve gördüğünüz gibi Darkbeard canlandı. Şimdi yan hesabıma geçiyorum. Evet, yan hesabıma geldim. Elimde Fist of Darkness var ve butona tıklıyorum. Portal açılıyor. Ve bakın, "A new Slayer has been born" dedi. Bana Slayer of God title'ı verdi ve Dark Blade'im 3. versiyon yapmış oldum. Thank you.
Bugünkü bilgilendirme videomuz bu kadardı. Hoşça kalın.